Elazığ'da Ocak 2020'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 5 bina yıkılmış, toplam 37 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu depremde kentteki bazı binalar ağır hasar görmüş, yıkım çalışmaları da başlatılmıştı. Elazığ'da depremden sonra ağır hasarlı binalar bir bir yıkılırken 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde de bir bina yıkıldı. Asrın felaketinde Elazığ'da 10.694 yapı ağır hasar alırken bunun 7.750'si yapılan çalışmalar sonucu yıkıldı. Kent merkezi ve mahallelerde bulunan 2.944 ağır hasarlı yapı ise yaklaşık 9 aydır yıkılmayı bekliyor. Çevresine hiçbir önlem alınmayan ve adeta metruk bir hale gelen binaların çatılarından düşenler insan hayatını tehlikeye atıyor. Yağışlarla beraber binadaki dökülmeler ve tehlikeler daha da artarken bazı şahıslar tarafından farklı amaçlar için de kullanılıyor. Binaların çevresinde hiçbir önlemin alınmadığını ve içine giren şahısların yasaklı maddeler kullanarak yangın çıkardığını dile getiren vatandaşlar ev veya iş yerlerine giderken korktuklarını söyledi. Eroin içenler, hırsız olanlar, herkes buradadırlar. Geçerken her an yıkılabileceğini, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Tehlike saçıyor abi. Çocuklar dibinden geçemez. Yani her an yıkılabilir. Yani bir de tiner sabaha kadar ne kadar pislikler baktığı orada şey yapıyor. Valla ben sabahları dükkana geleyim, korkuyla dükkanı açıyorum. Yani her taraftan tehlikeli abi. Bir de hele buraların hallerine bak abi ya. Yani yıkılmış binaları yerine yani odun ambarı yapmışlar. Ne bir temizlik var, ne bir şey var. Bu tarafta yıkım var. Kepçe yolun üstünde dolaşıyor. Ne burada yıkım yapıyor. Ne bir su var, ne bir şey var. Yani böyle bir şey görülmemiş abi yani. Denetlemesini istiyoruz abi. Tabii ki istiyoruz. Hele bak bu sanayi mahallesinin haline bak ya. Vallahi ben korkayım ki dibinden geçeyim abi ya. Gerçekten korkuyoruz dibinden ki geçecek abi. Dün en baktım ki bina neredeyse yani öyle bir dikkatsizlik yapıyor ki abi neredeyse dedim karşıdaki bina da gidecek abi. Yani bir an önce yıkılmasını, çevre düzenlemesini, temizliğini yani bunu istiyoruz abi. Yani ben bu mahalleye giriyorum gerçekten korkuyoruz ya. Yani her taraf yıkım bina. İnsan bakıyor ki yani kendini hayalet bir şehirde kendini görüyorsun abi. Yani bunu bir an önce temizlenmesi lazım. Gerçekten temizlenmesi lazım abi.